Çünkü şimdi şöyle ilk uçurduğum grup, evet, normalde bunların şeyiydi, biraz daha iyi uçanı, yani biraz, evet, daha yükseleri. Bunlar biraz daha alçaktan uçuyor, yeni yeni. Ama işte İşte birini söktün mü bunların peşine, sen dememe gerek yok, sen kuşçusun da. Şimdi yok estağfurullah, ama hani şimdi arkadaşlar bilirler, normalde kuş ilk uçurduğum zaman hep toplu uçuyor. Evet, aynen. Hani abilerim, abilerim, büyüklerim, ustalar, hani bu işi bilirler. Şimdi uçurursun, kuşun çoksa toplu uçurursun. Daha sonra işte bu bel kıranları falan ayırırsın. Kafayı çevirmişleri ayırırsın. Evet. Üçer grubu ayırırsın. Üçer grubu ayırırsın. İki uçurursun. Ya hadi şu kahvaltıyı bir yapalım, soğudu gibi. Dayı, tamam otur, sen otur. Gazi sen de otur, ben kuşları biraz alacağım. Evet. Sen otur. Tamam sen otur babacığım, ben şu kuşları alayım. Kuşların bir numarası yok ki, neyin alayım? Ya dayı sen ne karışıyorsun, benim üstüme geldin bugün bu kadar ya. Sen de sinirini benden alıyorsun ha, hafiften ha. Kazıya gücün yetmiyor galiba. Tamam ben bir, tamam. Kendimi çocuk gibi hissediyorum. Oraya otur, bu buraya gel. Çocuk değil misin ya? Bak bak, içindeki acıyı görüyor musun? Hala iyiydi ama hani şeydi, ama adam kuşlar geldi. Baba işte yani yapılacak bir şey yok. Benim geçen, yani geçen dediğim 2 gün önce, 1 gün önce bir çift yavrum gitti. Biri ala, biri ayna kuyruk dumanlı gitti. Daha doğrusu görmedim bile ben. Yani nerede olduğunu da bilmiyorum. Yükseliyor babacan biraz. Nefes atıyor abi. Takla çevirme. İşte yerkiler biraz şey gruptu. Bunları yeni yeni. Ya kuş çok olduğu için bu şekilde uçuracağız. Sonra ikişer ikişer ayıracağız bana. Üçe başla bence. Yani, 4-3. Tabii 3'e, daha sonra 2'ye zaten takla çevirenleri 2'ye. Ha. Daha sonra da hani benim çocuğum. Sepleşmeye başladıkça. Hani senin. İşte senin çocuğum. Gel. Afiyet olsun babacığım. Nasıl, o da atmacanın nasıl? Tabii de korktun. Korktun değil mi? Ulan hala korktum diyor. Abi tependen götürdü değil mi? Ya. Sen oradaydın, ben neredeydim? Ben senin yanındayım be. Sen buradasın, evet, ama hani çekerken bir ara kuşlar çekiyordun sen. Kuşlar şu tarafa gitti. Tependen bir şey geçti. Ben baktım, bana doğru geliyor. Gazi bunların mesela şu anda diyelim bunlar bir yaşında kuş. Değil mi? Bunlar hiç uçmamış. Şimdi yavaş yavaş nefes veriyorsun. Evet. Şimdi normalde hiç uçmamış kuş mu daha iyi uçar? Yoksa yavruluktan uçurup da ekeleşene kadar kuşa antrenman verdin mi daha iyi uçar? Emme? Hangisi daha uçar? Yavruluk daha iyi uçar. Daha kolay uçar. Yavruluk. Tabii işi ilmini bilirsin. Evet. Eke kuş da şöyle daha iyi uçar. Hani daha önce yavruyken uçurmuşsun, kafayı çevirmiştir, sertleşmeye başlamıştır. Kuşu kesersin kanadını veya da bırakırsın tüye. Evet. Yani biz ne yapardık? Makasla aldık. Evet. Tüye girerdik, tüyden çıkardık. Allah'ını s- 3 tane ben alırım, dur sen karışma bana. Daha sonra kuşu uçurduğumuz zaman ekeliğinde tabii kuş daha iyi uçur. Daha iyi uçur. Yani şöyle ama diyeyim. Evet. Abi. Evet abim. Ya hiç o kuşuna göre de değişir ama evet, yavrudan yine zordur yani ekeliğinde. Del Mustafa. Tabii. Şimdi bunları Gazi günde mesela 10 dakika, 15 dakika böyle yavaş yavaş. Del mi böyle yavaş yavaş? Tabii ben ilk uçurduğumda bahçeden topluyorum. Del mi? Yani evet belki, aynen öyle. Gidiyor şuraya, düşüyor buraya. Düşüyor. Uçmamış ki kuşlar. Uçmamış, kuşta şey yok. Tamam. Yani şu kuşlar şöyle söyleyeyim işte toplam bir haftalık şeyi var. Maşallah baba, valla maşallah. Yok maşallah. Sağ olsun Yaşar amca şey değil, hani böyle konuşuyor şey yapıyor ama böyle bir insan değil. Yok yok. Allah razı olsun. Ha bir de onu söyle bayım, Yaşar amcanın böyle görünenden yakında olan insanlığı nasıl? Abi ben yorumdan bakıyorum, ben hiç tanımıyorum. Evet. Ben burada tanıştım, 2 yıl olmuş benim, evet, buraya gelelim. Evet, altın kalpli bir adam değil mi? Yüzüne tamam, dememize gerek. Gerçekten konuşmasıyla alakası yok. He. Bak geldi kendine dedi, ben kuşçuyum diye gelmedim, ben tanıştım. Evet. Canım sıkılıyor dedi, kuşçuyum dedi. Geldik taş ailece tanıştık. Eyvallah baba. Sağ olsun Yaşar amca. Kendi dedi, Gazi dedi, hani şey olursa bakar mısın? O beni denedi. O bana baktı. Hani nasıl kuş tutuyor. Evet. Uçurabiliyor muyum?
Şimdi yazıyorlar, ben yorumda bakıyorum, diyor ki ya işte dayı böyle yapıyorsun da işte sen kuş konuşuyorsun veyahut da işte şöyle böyle övüyorsun kuşunu ama kuş uçmuyorsun. Arkadaşlar burada kuş var. Burada boş kuş yok. Ben gördüm. Bana da yakında ama tamam ev olur. Güzel kuşları var. Çok güzel kuşlar, yani bulunmayacak gerçekten kuşları var. Herkese de saygı duyuyorum. Herkesin kuşu kendine iyidir. Herkese de kuş var. Herkese de var. Heh. Ama benim kendi şahsıma diyorum yani. Ben hani kimse şey yapmasın. Ben kendi şahsıma... Ben de diyorum ki emmede niye olmasın? Yani herkes de diyoruz ki kuş var. Ya emmeye gelince niye kuş yok? Ben de orayı çözemiyorum. Orada da ben de sinir oluyorum. Diyorum ki lan kardeşim. Yani uçursun da görelim. Ha işte yavaş yavaş artık gördünüz. İnşallah. Bak abi görüyor musun? Yeni böyle. Ha, baş kaldırıyor yavaş ya, yavaş. Aslında benim şu anda biraz çok uçuruyorum ya ikinci grup. Bunlar aslında şey nefes verme yani amaç uçuyor. Aynen aynen babacığım. Yani şey hiç uçma. Aynen öyle. Yani uçsun biraz nefes versin. Ya zaten bunları 4-5 güne ben uçarım bu kuvayı. Yani Yaşar amca. İşte o işaretlemede de bir renk daha farklı atarsın babacan. Tabii ben işaretlerken evet. Kafaların işaretledikleri mi vardı? Evet. Onlar şeydi. Alt grup yavrum. Aynen öyle. Yok sana akıl vermiyorum da mesela hani aynen öyle yaparsın tabii ki yani. Şimdi belini işaretledikler. Evet. Hem kafa hem bel. Evet ustam. O hem kafa hem bel bak yoruldular hayvan. Aynen öyle. Bravo bravo bak. İşte bak. Bravo. Bravo bravo bravo. Ya iyi adam seçmişsin dayı. Bravo. Arkadaşlar Yaşar Demir'le Gazi kardeşimiz burada hazırlık yapıyoruz. Hazırlık yapıyorlar daha doğrusu. Bu da ben buraya gelmemin nedeni hani zamanı geldiğinde işte başlayacağız falan filan diye söylenildi. Allah Gazi'den razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradı varsa versin. Böyle insan gibi adam gibi adamlar da var. Kanal vesilesiyle gelmiş. Vallahi Gazi gerçekten delikanlı adamsın. Vallahi bak yüzüne söylemek belki biraz şeydir de ama. Estağfurullah abi bizim içimiz dışımız bir hani biz şey değil ya bu bir sevgi yani. Bunda insanlar. Bu gerçekten yani. Diyelim ki 50 tane kuş var. 50'si de mi kuş bunlar? Benim kalbimde yatan ilahlarım var. Doğru babacan. Anladın mı? Herkes kuşçu olabilir. İki takla atana kuş diyorlar. Bilmem ne yapıyorlar kardeş. Benimle filan akıllı olun sizlik yarıştıramazsınız. Anladın mı? Paçanız yiyorsa buyurun gelin. Emre'nin bence sistemi de şudur biliyor musun? Ya ben kendi şahsıma söylüyorum. Bazı adamlar diyor ki Emre'nin yanında mesela o gündür bugündür ne işimiz var falan. Ben de sana soruyorum Gazi şimdi senin ne işin var burada? Hani ben değil de şimdi ben tamam ben buraya... çıkarım için geliyormuşum. Her diyelim. Sen ne için buradasın babacığım? Abi çıkarım olur mu abi? Yok yani eyvallah diyelim. Hadi sen ne için buradasın? Bana dese ki Yaşar amca sana kuş vereyim götür dedi de. Evet. Allah razı olsun. Çok hevesliyorsan evine de götür. Benim evet. Yerim yok diye. İkincisi ben kuşunu istemiyorum. Ben burada da bakıyorum. Evet. Sorun yok. Tabii herkes gönül ister ki kendi kuşunu, benim kuşlarım var Türkiye'de. Herkesin dediğim gibi kuşu kendine güzel. Evet. Ben Türkiye'ye gidersem Allah nasip ederse getireceğim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerek yok abi benim buradan alıp götürmeye veyahut da benim kuşuna veyahut da şeyin ihtiyacı. Ha huzur bulmuyor mu burada? Ya huzur buluyorum. Ben buluyorum huzur burada. Ama bir de şöyle bir şey. Hani biraz şey uyuyacak. Yani şimdi Yaşar amca gerçekten böyle konuşuyor ekran karşısında. Bazen ben şey yapmıyorum hani böyle yanlış anlaşılma oluyor. Ya insanlar bu şekilde kabulleneceksin bazen. Ama içine bakacaksın, kalbine bakacaksın. Adamda öyle bir şey yok ki. Eyvallah. Konuşmasıyla kendisi uymuyor abi. Yoksa sen evet. De buraya geliyorsun, görüyorsun. Abi ben zarar görmedim ya. Ya ben bazı, vallahi bak ben akşamları, bak abi yüzüne diyorum. Benim Yaşar dayıyla konuştuğum kadar sen bile konuşmadın, kimse konuşmadı. Evet, evet. Ben adamdan, gerçekten diyorum, ben hiçbir zarar görmedim. Kendi haline bir insan. Ama insan, ya şimdi diyelim ki, insan yaşa hürmet etmeli. Efendime söyleyeyim. Evet, ya ben bilmiyorum yani, ha bunun içinde... Elbet bir iki tane çıkar babacan ya. Yani mantık işi değil mi yani? Bir iki tane hani mesela akıllarda kalacak. Elbet bu 500 tane kuşun içinde bir tane çıkar. Çıkar. Çıkmaz olur mu? İki de çıkabilir. Çıkar.
Şimdi benim anlamadığım da işte bu var. Aynen hepsi hep tekrarlıyorum. Niye emmiye gelince bu her zaman böyle olamaz gibisi? Ha, yavaş yavaş şimdi başlanıldı. Herkes dürüst olabilir mi? İşte. Abi bir de ya her şeyi boş geç. Boş geçelim hani. Evet. Şey olarak demiyorum da. Şimdi Yaşar amcam o gün burada duruyor Yaşar amca. Kuş uçuruyor. Gene böyle yavruları kaldırdım geldi şuraya bakıyor şimdi. Bakarken kuş dolanırken hemen şöyle bir döndü, başım döndü dedi. Şöyle döndü baktı başım döndü. Hı. E şimdi arkadaşlar. Ya anne aynen aynen. O kadar uçurmak, sen gençsindir, sağlığın yerindedir. Uçurabilirsin ama ya. Biraz yani bakın düşünün yani. Abi işte biz bunu niye hep böyle açıklama zorundayız? İşte ben de ona arkadaşlar bunun devamı çekeceğiz. Like atın. Bir de emmiyi dinleyelim. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Gazi'ye de bol bol yani selamlar olsun ve Allah razı olsun diyoruz. Gazi 10 numara.